Yaz aylarına yakışacak çok güzel sütlü bir tatlı. Katman katman aşama aşama hazırlayacağım. İlk önce tencereye 3,5 su bardağı süt koyuyorum. 1 su bardağın 3 bölü 2'si kadar toz şeker. Bardak ölçüsü 200 milim. Yine aynı şekilde irmik. Bu üç malzemeyi ocakta fokurdayana kadar pişirelim. Ardından diğer malzemeleri ekleyeceğiz. İrmikli muhallebi ocakta kaynayana kadar pişirdim. Yarım paket vanilya. Bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Artık ocağa koymayacağız. Bir tel de karıştıralım. Arkadaşlar ben bu tarifte böyle 28 santimlik bir kalıp kullanacağım. Normal kelepçeli kalıp da yapabilirsiniz. Borcamda yapabilirsiniz. Bunun şekli çok güzel olduğu için ters çevirdiğimde de güzel olacaktır diye bunu seçtim. Her yerini güzelce ıslatmak gerekiyor öncesinde. İrmikli muhallebi durdukça çok çabuk katılaşıyor. O yüzden hiç bekletmeden hemen döküyorum. Böyle kenarlara doğru ittirelim. Ortasına vişne sos dökeceğim için bu kenarlarını biraz kaldırıyorum. Kenarlarına sos bulaşmasın diye. Zaten çok çabuk donduğu için kısa sürede donacaktır. Bu orta kısmı tekrar düzleştiriyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi tatlının meyveli kısmını hazırlayacağım. 2 su bardağı vişnenin çekirdeklerini çıkarttım. Zaten durdukça da suyunu veriyor. Şimdi bunu robottan geçireceğim ya da blenderdan da geçirebilirsiniz. Tamamen püre yapacağız. Blenderdan geçirip vişneleri püre haline getirdim. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı kadar toz şeker. Piştikten sonra tadını kontrol edeceğim. Eksik gelirse tekrar ilave edeceğim. 1,5 su bardağı da su. Bunu ocağa koymadan önce güzelce bir karıştıralım. Nişasta içerisinde tamamen erisin. Ocakta orta ateşte. Daha sonra devamlı karıştırarak pişireceğiz. Ve soğumaya bırakacağız. İrmikli muhallebi kalıba döktükten sonra kenarlarını yukarı doğru kaldırmıştım. Belki de bu tarifteki tek püf noktası bu. Biraz soğudu. Soğuğa yakın ılık ayarında. Meyveli sos da hazır. O da dışarıda durdukça biraz yoğunlaştı. Tad olarak da ekstra şeker ilave etmedim. Bence tadı kararında ama kendi damak göre ayarlayabilirsiniz. Vişne sosu sosluğa koymuştum ama durdukça katılaşıyor tabii. Şu an soğuk. Kaşıkla yayacağım. Çok fazla kenarlardan taşırmadan sosu yayalım. Bu tatlıyı hazırlamak aslında son derece kolay. Sadece bekleyerek yapılan bir tatlı. Şimdi son katını yapacağım. Yine tencerenin içerisine 3,5 su bardağı süt koyuyorum. Birazını da döküyorum. Şeker yine 2 parmak eksik. Bardak ölçüsü 200 milim. İrmik de yine aynı şekilde. Bu malzemeleri de ocağa koyalım. Fokurdadıktan sonra altını kapatıp yine diğer malzemelerini ekleyeceğiz. İkinci irmikli muhallebi de ocakta fokurdayınca ocaktan aldım. Zaten çok kısa sürede hemen olan bir şey. Kalan yarım paket vanilya vardı. Onu da ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Şimdi tatlının son katını dökeceğim. Kıvamını sizlere göstereyim. Tamamen dondu. Son katı döktükten sonra üstünü tamamen düzleştirelim. Biraz damladıktan sonra tekrar dolaba kaldıracağım. Tatlıyı çevirirken servis tabağına yapışmaması için şöyle çok azıcık da Hindistan cevizi ekliyorum. Bunu ters çevirdiğim zaman bu kısım alta gelecek. Videonun kalanına ertesi gün devam ediyorum. Tatlı dünden beri dolaptaydı. İyice soğumuştur artık. Ters çevirmeden önce bu kenarlarını böyle elimizle biraz çektirelim.
Tatlıyı servis tabağını ters çevirdim. Ben de merak ediyorum bakalım şekli nasıl. Harika gözüküyor. Hiçbir şekilde yapışmadı. Tam da istediğim gibi oldu. Her türlü kalıptan çok rahatlıkla bu tatlıyı çıkartabilirsiniz. Benim kalıbımın böyle kalp şekilleri vardı. Oralar boş kalsın istemiyorum tabii. Dünkü sostan biraz ayırdım. 2-3 yemek kaşığı ayırmıştım. Tabii durdukça katılaşıyor. Onun içerisine 1-2 yemek kaşığı sıcak su koyup ocakta karıştırıp blenderdan geçirdim. Ve tekrardan böyle akışkan bir hale geldi. Bu kalpleri de vişne sosa dolduracağım. Tam istediğim gibi oldu. Tam da böyle düşünmüştüm. Ortasına vişneli sos. Birbirine karışmadılar. Ortadaki sos da çok güzel bir şekilde dondu. Görsel olarak da çok görsel bir tatlı ve yapılışı inanılmaz basit. O kadar hafif ki hiç baymıyor. Çok da lezzetli oldu. Vişne sosunu kendim yapmıştım. İsterseniz daha pratik olmasını isterseniz hazır soslarla da yapabilirsiniz ama ölçüler birebir çok güzel bir şekilde tutuyor. Umarım sizler de denersiniz ve memnun kalırsınız. Videolarımın sonunda illaki söylüyorum yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum diye. Çünkü izlenmelerin yanında beğeniler çok düşük kalıyor. Tekrar söylüyorum. İzledikten sonra lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca tarifle ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.